ilerleyen dakikalarında burada bu halka gibi, ip gibi ve buna benzer muska gibi, nazarlık gibi, tılsım gibi yapılan şeyleri bir kişi şayet takıyorsa bunun hükmü nedir? Şirktir. Şeyhin zikrettiği maksat ve kast ile. Peki büyük şirk midir, küçük şirk midir? Onu açıklayacağız. Küçük şirk de olabilir, büyük şirk de olabilir. Takan kişinin niyetine bağlıdır. Yani bir insan nazar boncuğu taktı diye, bir insan muska taktı diye, bir insan demirden bir bilezik taktı diye o adamın hakkında tafsile gitmeden, ayrıntıya gitmeden, sormadan ne yapılmaz? Bunları takar takmaz hemen ona bir hüküm verilmez. Ama genel hüküm şudur. Bu tarz şeyleri takmanın hükmü, bu manalarla, bu kasıtlarla, bu hedefte, bu gayeyle takmanın hükmü nedir? Küçük şirktir. Şayet takan kişi zararın ve faydanın Allah'tan geleceğine inanıp da bunların da bir sebep olduğuna inanıp taktıysa. Bu nedir? Küçük şirktir. Küçük şirk. Yani evet, fayda ve zarar Allah'ın elinde. Faydayı ve zararı veren Allah'tır. Ancak bu muska Allah'ın izniyle ne var? Beni başıma gelecek olan beladan, musibetten korur dediği anda bu kişinin işlemiş olduğu günah çeşidi ne oluyor? Küçük şirk oluyor. Peki müellif neden burada küçük şirkle başladı da ondan daha tehlikeli olan büyük şirki zikretmedi? Konuya direkt şirki anlatmaya başladığında büyük şirkle başlamadı. Çünkü dediğimiz üzere, ifade ettiğimiz üzere müellif rahimahullah ince düşünceli bir alim. Küçükten büyüğe giderek ne yapmaya başladı? Anlatmaya başladı. Çünkü sen işin başında olan bir kişiye, tevhidi anlattığın bir kişiye büyük şirki zikredersen, o kişi belki o şüphelerin altında, o büyük şirkin altında ne yapabilir? Ezilebilir. Ama önce ondan küçüğü izale ettiğinde, onun kafasındaki o küçük şüphe, küçük şirkle alakalı şüpheleri kaldırdığında, büyük şüpheye geçmen daha ne olur? Kolay olur. Ancak kişi bu taktığı şeylerin, vücuduna taktığı şeylerin, evine taktığı şeylerin, arabasına koyduğu şeylerin müstakillen diyor alimler. Yani başlı başına fayda ve zarar vereceğine inanıyorsa artık bu ne olmuş olur? Büyük şirk olmuş olur. Yani bu tafsil çok önemli. Bazıları bu tafsili bilmiyor. Zannediyor ki her nazar boncuğu takan, her muska takan büyük şirke ne oldu? Düştü. Böyle bir şey yok. Peki bu niye şirktir? Yani Allah-u Teala'nın zarar ve fayda verenin Allah olduğunu kabul etmekle birlikte bunların sebep teşkil edeceğini söylemek, muskanın, nazar boncuğunun, bunlar da sebeptir demek. Niye şirktir? Evet. Allah'ın sebep olarak yaratmadığı bir şeyi sebep olarak kabul etmek. Niye şirktir ama bu? Allah'a kararı ortak çünkü. Yani Allah-u Teala'ya ne de ortak koşuluyor? Fayda ve zarar. Tekay yaklaştı. Tekay'ın cevabı evet. Allah-u Teala'nın sebep olarak yaratmadığı, sebep olarak halk etmediği bir şeyi bu kişi sebep olarak ne yapıyor? Tayin ediyor. Dikkat ederseniz burada bir ne var? Allah'ın hükmüne bir ne var? Muhalefetten de öte ortaklık var. Yani bir şeyin sebep olması için ki alimler diyorlar sebepler ikiye ayrılır. Şer'i sebepler bir de vakada tecrübeyle sabit olan sebepler. Şer'i sebep Allah-u Teala diyor ki fihi şifaun linnas. Balda insanlar için ne vardır? Şifa vardır. Şer'i bir sebep değil mi? Hastalıktan kurtulmaya, şifa bulmaya bir sebep bal. Aynı şekilde Allah'ın yarattığı bazı neler var? Tecrübeyle sabit insanların uyguladığı etkisi zahir olan, gözüken yani vücuda yapılan, giren bazı tecrübeyle uygulanmış şeyler var. Mesela Musil dediğimiz ishal ilacını kullanmak. Bu nedir? Senin neyine sebep oluyor? Kabızlıktan kurtulmana, ishal olmana nedir? Bir sebeptir. Bunun izi, bıraktığı etkisi, doğurduğu sonuç
Alimlerin dediği gibi zahir olmalı. Yani gözüken ne? Sen içiyorsun bir şey suyla beraber. Bu midene gidiyor. Bağırsaklarında dolaşıyor işte. Tıbbi olarak. Ondan sonra sen gidiyorsun tuvalete giriyorsun. Ondan sonra ishal oluyorsun. Bu da nedir? Sonucu zahir olan, gözüken bir sebeptir. Allah bunu sebep olarak yaratan, bu müsil ilacının içindeki o bulunan maddeleri senin midenle reaksiyona geçmesini sağlayacak şekilde yaratan, bu şekilde halk eden ve bunu bu şekilde takdir eden yine kim? Allah-u Teala. Ama sen kalkıp evinin kapısının önüne atnalı koyarsan ve dersen ki bu atnalı eve gelecek hırsızı, belayı, musibeti ne yapar? Def eder. Yahut da başa gelmişse bir musibet onu bizden kaldırır. İnanışıyla bir kişi bunu sebep olarak görürse ne yapmış olur? Allah Teala'nın ne şer'i ne de kevni olarak sebep görmediği bir şeyi sebep tayin ederek Allah Teala'ya hükmünde kendisini ne yapmıştır? Ortak etmiştir. Alimler de diyorlar ki böylece ne olmuştur bu? Küçük şirke düşmüştür. Anladık mı şimdi? Ancak diyorsa ki o atnalı başlı başına, mustakil olarak başa gelecek belayı önler, gelen belayı da kaldırır derse bu adamın şirki ne oluyor arkadaşlar? Büyük şirk. Hangi konuda Allah-u Teala'ya ortak koşmuş oldu? Yalnızca Allah'ın gücünün yettiği. Yani tevhidin hangi kısmında? Rububiyet. Çünkü belayı kaldırma, musibeti kaldırma, def etme neyin özelliklerinden? Rububiyetin özelliklerinden ki Mekkeli müşrikler de zaten bunu ne yapıyorlardı? Kabul ediyorlardı. فَاِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ diyor ya Allah-u Teala. Onlar gemiye bindiklerinde دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الدِّنِ dini yalnızca Allah'a halis kılarak Allah'a dua ederler, ibadet ederler. Yalvarırlar, yakanırlar. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ onları Allah-u Teala karaya çıkardığında, o dalgalardan, o afetten, o fırtınadan kurtardığında فَلَمَّا نَجَّاهُمْ اِلَى الْبَرِّ karaya çıkardığında onlar ne yapar? اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ bir de bakarsın şirk koşarlar. Yani şirk koştukları nokta ne? Ferahlıkta, rahatlıkta, dardan çıktıkta ne yapıyorlar? Hemen Allah-u Teala'ya ortaklar koşuyorlar. Hangi konuda? Uluhiyet konusunda. Yani başka ilahlara hemen yönelip dua etmeye başlıyorlar. Yani bu tarz şeylerin başlı başına fayda verdiğine inanmak kişiyi hangi bapta şirke düşürür? Büyük şirke düşürür ve rububiyet konusunda şirke düşürür. Diyor ki müellif mineşşirk. Yani şirkin tümü bu bapta zikredilmeyecek. Buradaki min alimler diyor ki teb'idiyye. Ne demek teb'idiyye? Min harfi ceri. Bazısı yani. Şirkin bir cüzü, bir parçası. Buradaki min bu manada. Yoksa şirkin tümü bu bapta ne yapılmayacak? Zikredilmeyecek. Diyor ki mineşşirk lubsul halka. Arapçada lubs kelimesi ile lebs kelimesi arasında ne var? Fark var. İkisi de lam harfi, ba harfi ve sin harfiyle yazılıyor. Hareke koymadığınız zaman ikisinin de şekli aynı. Hareke koyduğunuz zaman şekil değişmese de manalar birden ne yapıyor? Değişiyor. Bakın dikkat edin nasıl okuyoruz? Babun mineşşirki lubsul halkati. Lubs diye okuyoruz. Lubs kelimesi bizim Türkçe'ye de elbise olarak, giymek olarak geçen yani bir şeyi takmak, giymek. Lebise yelbesu. Lebise yelbesu. Lubs. Ne yapmak? Giymek, takmak. Lebise yel besu. Ne demek lebise elbesu? Giydi, giyiyor. Lubus, giymek. Ayette ne diyor? اَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمُ İman edenler ve imanlarına zulmü giydirmeyenler mi, bulaştırmayanlar mı? Bulaştırmayanlar. Niye? Çünkü ne dedi? وَلَمْ يَلْبِسُوا lebise yelbesu lubus giymek lebise yelbisu lebs ne yapmak? Karıştırmak. Bulaştırmak, karıştırmak. Yani bunu lebs diye okumayacaksınız. Babun mineşşirki
Lepsil halka dersen ne olur? Halkayı bulaştırma. Yani halkayı giymek olmaz. Bulaştırma olur. Ama ne diyeceksin? Lubus diyeceksin. Yani lubus ile lebs arasında böyle bir ne var? Arap öğrencileri bunu not etsin, alsın. Lebs ayrı bir şey. Lubus ayrı bir şey. İkisi de mastar. Birisi giymek, birisi karıştırmak, bulaştırmak. Dersen ki mesela Latif yelbesu nazara. Latif gözlüğü ne yapıyor? Giyiyor. Arapçada giymek, takmak olarak kullanılıyor. Latif yelbisu nazara olmaz. Gözlüğü karıştırıyor. Olmaz. Anlamsız manadır. İşte şeyh burada diyor ki lubsul halka. Bir daire, halka, zincir, bilezik. Vel hayt ip ve nahvihime. Sadece bunlarla sınırlı değil. Halkayla, iple sınırlı değil. Ve nahvihime. Ve benzeri şeyler. Biz de bilen ne dedik? At nalı dedik. Nazar boncuğu. Var bir sürü koç boynuzu. Her yerde ayrı şeyler var. Peki amaç gaye? Şimdi mesela birisi bir erkek bir demirden bir halka takar bileziğine, şey, bileğine, koluna. Ama gaye şeydir. Süs. Bu ne olmaz? Şirk olmaz. Haram olur onun hakkında. Çünkü niye? Süs, ziynet kimleredir? Kadınlaradır. Yahut o kafirlerin taktığı bir şeyi de giyerek, bilezik tarzı böyle bir şey giyerek hem kadınlara benzemiştir hem de kafirlere benzemiştir. Peki ne zaman kişi bunu hangi niyetle takarsa, hangi amaç ve gayeyle takarsa küçük şirk ya da büyük şirke düşmüş olur? Hemen şeyh cevabını veriyor. Belayı kaldırmak yahut gelecek musibeti önlemek için. Dikkat edin şeyhin yine buradaki tertibi, sıralaması çok ilginç. Başa gelen bela ve onu ve gelecek olan belayı önlemek, def etmek. Normalde muska türü ve buna benzer şeyler ne için takılır? Önce gelecek musibeti engellemek için. Sonra eğer başa bir şey geldiyse def etmek için. Şeyh niye bunları ters yapmış, yerini değiştirmiş? Önce musibeti kaldırmak ve gelecek olanı önlemek için demiş. Neden demiş? Çünkü diyor ki alimler, bugün insanların bulunduğu durum bunu bize ne yapıyor? Gösteriyor. Yani insanlar bugün başlarına bir musibet gelir gelmez. Geldiği anda hemen ne yapıyorlar? Bir hocaya gidip, onların hoca diye isimlendirdikleri cinci, büyücü veya cinci büyücü olmasa da tarikat şeyhlerinin etrafında gezen vekillere gidip hemen çocuğum kekelemeye başladı. Bize bir ne yaz? Muska yaz. Eve hırsız girdi hemen bir muska yaz. Yani gelen musibeti ne yapmak istiyorlar? Kaldırmak. Ondan sonra bazıları da var ki başına musibet olmasa da aman bina yaptırdık da yıkılmasın depremde. Bina yapalım. Bunun temeline bir muska atalım. Belayı önleyelim. Diyor. Sonra müellif rahimahullah direkt bize burada ayeti zikrediyor. Allah Teala diyor ki قُلْ اَفَرَأَيْتُمْ اَفَرَأَيْتُمْ arkadaşlar Arapçada gördünüz mü? Manasında kullanılıyor. Tam Türkçe karşılığı. Ancak bunun bu kalıpta gelen ayetlerde çok görürsünüz mesela. اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ dini yalanlayanı gördün mü? اَلَمْ تَرَى كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْف۪يلِ Rabbinin fil ashabına, fil ordusuna yaptığını gördün mü, görmedin mi? Yani bunlar ne? Bana haber ver. Yani onlara ne oldu? Allah Teala soruyor. Diyor ki, قُلْ اَفَرَأَيْتُمْ Haydi bana haber verin. Bana haber verin. Neyi haber verin? مَا تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan gayrı, Allah'la birlikte dua ettikleriniz var ya, ibadet ettikleriniz var ya, اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِدُرِّنْ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ دُرِّهِ O sizin dua ettikleriniz var ya, Allah-u Teala benim hakkımda bir zarar vermek istese bana, o sizin Allah'la beraber dua ettikleriniz bu zararı benden kaldırıp def edebilir mi? Haydi haber verin. Ondan sonra devamı dedi ki اَوْ اَرَادَنِي بِرَحْمَ Şayet Allah-u Teala bir rahmet istese benim hakkımda, bir nimet, bir merhamet, bereket bahşetmeyi istese Allah Teala. Hel hunne mumsikatu mumsikatun hel hunne mumsikatu rahmetihi
Onlar Allah-u Teala'nın rahmetini ne yapabilirler mi? Tutabilirler mi? Engelleyebilirler mi? Engelleyemezler. Kul de ki hasbiyallah. De ki Allah bana yeter. Her şeyde yeter. Aleyhi yetevekkelul mutevekkilun. Ve tevekkül edenler yalnızca ve yalnızca ona tevekkül ederler. Ederler. Şimdi bu ayetin arkadaşlar bize anlattığı fayda olarak çıkaracağımız çok konular var. Bunlardan bir tanesi bu ayetin hemen başında. Bu ayetin hemen başında Allah Teala diyor ki: "Ve le in sa'altahum men halaka's semawati vel ard le yekulunna Allah." Bu ayetin hemen başında ne bu ayetin tercümesi? "Ve le in sa'altahum men halaka's semawati vel ard." Yani bu ayette hitap aldığın kişiler var ya hani, ey Allah'tan başka dua ettikleriniz, Allah benim hakkımda bir zarar istese, o sizin dua ettikleriniz ve ibadet ettikleriniz buna engel olabilir mi diye hitap ettiği insanlara Allah Teala önce ne soruyor? Yeri ve göğü. "Ve le in sa'altahum men halakas semavati vel ard." Yeri ve göğü kim yarattı diye sorsan onlara ne derler? "Le yekulunna Allah." Derler ki onları, yeri ve göğü kim yarattı? Allah yarattı derler. Ondan sonra ayetin devamında diyor ki: "Kul efe ra'aytum." Burada "kul" de ki "efe ra'aytum." Buradaki "fe" atıf harfi diyor Arap alimler. Atıf harfi, "fe" atıf harfi. Bu cümleyi bir önceki cümleye ne yapıyor? Atfediyor. Yani ne diyor? Diyorlar ki eğer bu şekilde bir atıf varsa bazı ilimleri zikrediyor. Burada zikredilmeyen ama mana olarak kafada bulunan bir şey vardır, cümle vardır. Yani siz yeri ve göğü yaratan Allah olduğunu kabul ediyorsunuz. Yani rububiyeti kabul ediyorsunuz. Yaratıcı olarak Allah diyorsunuz. Sizin Allah'tan gayrı dua ettikleriniz Allah gibi bu vasıflara sahip olabilir mi? Yani onlar başa gelecek zararı def edebilir veya gelecek nimeti engelleyebilir mi? Çünkü bütün bu vasıflar rububiyet sıfatına sahip olan kime ait? Allah Teala'ya ait. Yani ayetin bu konuyla da neyi var? Bir ilgisi var, vurgusu var. Ayetin başında onlara bunu soruyor önce. Yeri ve göğü kim yarattı? Onlar da Allah diyorlar. Sonra diyor ki hadi söyleyin, haber verin. Allah'tan başka bu gayrı dua ettikleriniz var ya, Allah benim hakkımda bir zarar istese, başıma bir musibet getirmek istese, bir bela yazsa, bunlar ona engel olabilir mi? Yahut da Allah benim hakkımda bir rahmet, bir iyilik istese, Allah Teala onun dışında dua ettiğiniz, ibadet ettikleriniz bunu ne yapabilir mi? Önleyebilir mi? Kul hasbiyallah. Sadece bana Allah yeter. Ve aleyhi yetevekkelul mutevekkilun. Burada harfi cerle mecrurunu aleyhi ne yapmış? Öne geçirmiş cümlenin önüne. Yani yalnızca tevekkül edenler kime tevekkül eder? Allah'a tevekkül ederler. Ama biliyorsunuz ki Mekkeli müşrikler ve onun yolunda giden, onların ardında giden mukallitleri, taklit edicileri, onlara da sorduğunuz zaman yeri göğü kim yarattı? Onlar da diyorlar ki Allah yarattı. Ancak onlarla bir konuşmaya girdiğiniz zaman, tartışmaya girdiğiniz zaman bir de bakıyorsunuz ki onlar Allah'tan başka kendilerinden belaları def edecek, kendilerinden musibetleri kaldıracak birçok insanın, şeyhin, evliyanın var olduğuna ne yapmaktalar? İnanmaktalar ve bunu gizlememekteler. Yani söylemekten gocunmamaktalar, sakınmamaktalar. Açık açık söylüyor adam. Benim şeyhim diyor, yani gelecek musibeti ne var? Önler, engeller. Hatta diyor sana onların dediği ifadeyle Azrail, ki Azrail biliyorsunuz sahih hadislerde yok. Melekul mevt, ölüm meleği. Onlar diyor ki Azrail geldiği zaman şeyhinden ne yapacak senin önce? İzin alacak. Ondan sonra yani ölüm musibeti bile, çünkü ölüm bir musibettir insan için. Yani onu bile şeyhin ne yapıyor? Onların inancına, itikadına göre senden engelleyebiliyor. Tehir edebiliyor. Müddetini uzatabiliyor. Yağmur yağacak, sel olacak, felaket olacak. Diyor ki şehitler, evliyalar ne yapıyor depremde? Boğaz Köprüsü yıkılacak. Boğaz Köprüsü'nün sütunlarını kimler tutuyor? Şehitler tutuyor. Yıkılmasından.
Ama ayette diyor ki Allah Teala senin hakkında, benim hakkında bir zarar istese, bana bir zarar vermek istese, sizin Allah'tan gayrı hani dua ettiğiniz. Çünkü bu insanlar Allah'tan, Allah'la beraber bunlara da dua ediyorlar. Yetiş Abdülkadir Geylani diyor adam. Yetiş Hamza diyor. Yetiş Bedir ashabı diyor. Yetiş Uhud ashabı diyor. Yetiş Çanakkale şehitleri diyor. Yetiş bilmem ne diyor. Küçük şirk mi, büyük şirk mi? Tabii ki bu büyük şirk. Direkt ona yetiş, ondan medet umuyor, yardım istiyor. Ama Allah Teala, ama Allah Teala ayette de ifade ettiği üzere, buyurulduğu üzere, Allah diyor benim hakkımda hadi haber verin. Sizin Allah'tan gayrı ibadet ettiğiniz, dua ettikleriniz, Allah benim hakkımda bir zarar vermek istese, onlar bu zararı tutabilir mi? Engelleyebilir mi? Aleykümselam. Mekkeli müşriklerde de, Mekkeli müşriklerde de ki şirk onların içinde bulundukları şirk, bugün işte deprem olduğu zaman Boğaz Köprüsü'nü Çanakkale şehitleri tuttu diyen, başı sıkıştığı zaman yetiş diye bağıran insanlardaki şirkten biraz daha neydi? Temizdi yani. Biraz daha temizdi diyebiliriz. Neye göre diyebiliyoruz? Çünkü Allah Teala diyor ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَاِلَيْهُ فَاِلَيْهِ تَجْعَرُونَ. Sonra da diyor size bir zarar dokunduğunda ey Mekkeliler, ey müşrikler, size bir zarar dokunduğunda ne yaparsınız? Ona sığınırsınız. Bir musibet, bir deprem, bir bela, bir afet. ثُمَّ اِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ. Bir de bakarsınız ki Allah sizin üzerinizden bu zararı keşfedip kaldırdığında, başınızdan kaldırdığında, اِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. Bir de bakarsın sizin aranızdan bir grup, bir topluluk Rablerine ne yaparlar hemen? Ortak koşarlar, şirk koşarlar, başka ilahlar, kurbanlarını adadıkları, adlarına yemin ettikleri, dua ettikleri kişileri Allah'a ne yaparlar? Kişileri Allah'a, putları Allah'a ortak koşarlar. Yani Allah-u Teala'nın anlattığı Mekkeliler, Allah-u Teala'nın anlatımıyla, Kur'an-ı Kerim'deki bize bildirdiği ayetlerle, onların ışığında baktığımız zaman Mekkelilerin şirki, bu dönemdekilerin şirkine göre biraz daha ne? Temiz. Biraz daha temiz. Tabi bu ifadeler, arkadaşlar bu ifadeler ilmi ifadelerdir. Yani bir şeyi bir şeye göre kıyasladığın zaman, bu bundan daha temiz dediğin zaman, temiz diye ifade ettiğin şeyi övüyorsun manası çıkmaz. Yani 200 kilo bir adam var. Bir de yanında 500 kilo bir adam var. Diyorsun ki bu bundan biraz daha zayıf. Yani o 200 kiloluk adama sen 50 kilo demiş olmaz. Olmuyorsun. Ona göre zayıf. Yani Mekke müşriklerinin şirki bu dönemdeki şirk koşanların şirkine göre daha temizdir dendiğinde, daha hafiftir dendiğinde Mekkeli müşriklerin şirkini neye çıkarmıyorsun temize? Çıkarmıyorsun. Yani bunu da vurgulayalım, ifade edelim. Çünkü bazıları yanlış anlayabilir. Ya bu hoca da kardeşim geldi Mekke'nin müşriklerin şirkine temiz dedi. Böyle bir şey yok. Anladın mı? Olayı inşallah anlamışsınızdır. Tabi bu bahsettiğimiz örneklerin çoğu biraz önce büyük şirke giren kısımdan. Müellifin burada istediği, bize anlatmak istediği küçük şirk. Getirmiş olduğu ayet ise büyük şirkle alakalı. Bazıları bunu kabul yani edememiş veyahut da bu konuyla ilgili eleştiri yaklaştırmış şeyhe. Yani hem küçük şirki anlatmak istiyor hem de büyük şirkle ilgili ayeti zikrediyor diyenler olmuş. Bunun cevabını alimler vermiş. Demişler ki yani şirk asıl itibariyle küçük ya da büyük şirk asıl itibariyle şirk kelimesi altına ne yapar? Girer. Biraz sonra da göreceksiniz. Sahabeden bir tanesi gelecek o hadis. Bir kişinin kolunda ne görüyor? Bir ip görüyor. Onu kopartıp bir ayet okuyor ki bu ayet büyük şirkle alakalı ayet olmasına rağmen burada küçük şirke ne yapıyor onu? Delil olarak kullanıyor. Yani büyük şirkle ilgili gelen ayetler küçük şirkle de ne yapılabilir? Kullanılabilir. Çünkü ortak nokta ikisinin de ne olması? Şirk olması ki bazı ilim ehli dedik. Şeyhülislam İbn-i Teymiye gibi, Muhammed İbn-i Abdurrahman gibi bu alimler küçük şirkin de tövbe olmadan affolunmayacağını söyleyen alimlerden. Daha önceki bahislerde söylemiştik. Hemen müellif rahimahullah
İmran İbni Hüseyin radıyallahu anh sahabeden birisi. Bu sahabe diyor ki ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ra'a raculen. Peygamber aleyhissalatü vesselam, nebi aleyhissalatü vesselam bir adam gördü. Fi yedihi halka min sufr. Sarı madenden, pirinçten yani. Bileğinde, elinde bir halka olan, bir bilezik olan adam gördü. Kim bu adam? Tanıyor muyuz bu adamı? Biliyor muyuz? Bu rivayette ne yapmıyoruz? Bilmiyoruz. Ancak hakimin rivayet etmiş olduğu bir rivayet var. O rivayette bu adamın kim olduğunu ne yapabiliyoruz? Yakalayabiliyoruz. Aslında bu tür rivayetlerde hükümle alakalı olmadığı için bu kişilerin bilinmesinin hükme bir katkısı aslında yok. Ama bazı ilim ehli var. Mesela İbn Hacer el-Asqalani rahimahullah. Açın bakın Buhari'nin şerhinde, Fethul Bari'de. Böyle işte Peygamber aleyhisselatü vesselam bir adam geldi. Bir adamı gördü gibi bu ifadelerin peşine düşmüş. Onların kim olduğunu böyle araştırmaya çalışmış. Hadislerin şerhinde görürsün. İşte bu racul kelimesi mübhem. Adıyla söylenmeyen bir kelimedir. Bu hadisin başka bir lafzı şurada falanca kitapta şöyle geçer ki bu adamın adı şudur. Der. Şimdi bu rivayet kitabın metninde bulunan bir rivayet diyor ki Peygamber aleyhisselatü vesselam elinde, pazusunda, kolunda pirinçten bir halka, pirinçten bir bilezik takmış adam gördü. Hakimdeki rivayette diyor ki İmran İbni Hüseyin, aynı sahabe, dahaltu ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberin yanına ben girdim diyor. Ve pazumda pirinçten bir ne vardı? Halka vardı. Yani kendisi. Ki onun faziletleri anlatılırken, fazailinden bahsedilirken, ölüm anında meleklerin kendisine selam verdiği bir adam bu adam. Kendisine selam verdiği bir sahabe. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabından. Ama buna rağmen bir hata yapmış, bir hataya düşmüş. Ki dedik ya, tevhidi bilen, muvahhid olan kimse her zaman için tevhid hakkında, şirk hakkında ne yapar? Şirk hakkında korkar, endişe duyar. İbrahim Aleyhisselam bile duasında bunu buyurmuş. Rabbi cunubuni ve beniyye en na'budel aslam. Rabbim beni ve çoluğumu, çocuğumu, zürriyetimi putlara tapmaktan alıkoy. Uzak tut. Yani tevhidi bilen, şirkin tehlikesini öğrenen avare avare öyle rahat rahat gezmez. Ne olacak kardeşim? Bir şey olmaz bize. Kale gibiyiz demez. Korkar. Şeytanın hilelerinden korkar. İlim ehli bahsediyor. Nice insanlar vardı diyor. Böyle İnsanlar huzuruna geliyor, onları okuyor. Adam tekerlekli sandalyede geliyor belki de. Okuyor, suya üflüyor, içiriyor filan. Adam kalkıyor birkaç kere böyle bir şeyler oluyor. Yahut ilerledikçe böyle insanların ona bağlılığı arttıkça, çevresinde ona ziyaret eden insanların sayısı çoğaldıkça, gelenler çoğaldıkça insan ne oluyor? Biraz kabarıyor. Ben neymişim havalarına giriyor. Diyor ki sonra ilim ehli. Şeytanlar bu adamlarla, cinlerle yavaş yavaş oynayarak önce diyor bu tür adamlara ne yapmaya başladı? Karşılıksız hizmet etmeye başladı. Tabii sürekli kapısı çalınıyor. Gelen giden içerisi insanlarla kaynıyor. Hala adamda bir şey yok aslında ilk başta. O geliyor bu gidiyor. Bir de birisi diyor ki ya hırsız girdi. Traktörümüz çalındı nerededir? Bir bakıyorsun ona bir haber geliyor veya bir şey duyuyor. Diyor ki şuradadır falan yerdedir falan yerdedir. O da ne yapmaya başlıyor? Olayı genişletmeye başlıyor. Daireyi genişletmeye başlıyor. Diyor ki ilim ehli. Sonra cinler şeytanlar bu adama gelip diyorlar ki bize bir horoz hediye et. Bize bir kurban hediye et. Yani henüz kesmesini bile istemiyorlar ondan. Ondan sonra tabii adam belli bir makama gelmiş. Adı sanı duyulmuş. Çevrede. Aleykümselam. Çevrede. Şan şöhre sahip olmuş. Ona da gelmiş bir miskin diyor ki evimden 15 milyon para çalındı. Şimdi ona cevap vermeden gönderse bütün karizma yerine çizilecek. Daha büyük şeyler derken bir de bakıyorsunuz ki gerçekten bu adamlar ne istiyorlar? Artık o cinler, o şeytanlar kendisine kurban kesmeyi kesmesini, velev ki tavuk kesmesini, horoz kesmesini istiyorlar. Bir de bakmışsın adamı neye düşürmüşler? Şirkin göbeğine düşürmüşler, oturtmuşlar.
Bu yüzden tevhid ehli şirkten korkmalı. Yani nasıl elektrik geçen yerde ne yapmıyorsun, böyle korkuyorsun. Elini değdirmeye, kontrol kalemleri, tedbirler alıyorsun. Şirk hakkında da çok uyanık olman lazım. Teyakkuz halinde olman lazım. Uyanık olacaksın. Ama şimdi insanlar maalesef öyle hal almış ki, öyle duruma gelmiş ki adama diyorsun ki senin şeyhin kitabında yazmış. Başınız sıkıştığı zaman ölülerden yardım isteyin demiş ve bunu hadis olarak yazmış diyorsun. Adamın verdiği cevap çok ilginç. Diyor ki şeyhim dediyse doğrudur. Bu yüzden şirkten korkulmalı arkadaşlar. İşte bu sahabe radıyallahu anh diyor ki alimler onun büyük şirke düşmesi, yani bu koluna taktığı halkayı, bileziğin ona tamamen kendi başına, başlı başına fayda vereceğine inanması bir sahabe hakkında ne bulamaz diyorlar? Düşünülemez. Bu olsa olsa sahabe bunu ne diye takmıştır? Hayır. Şimdi gelecek hadisin devamında küçük şirk babından bir sebep olarak hastalığını giderecek, başındaki belayı, musibeti kaldıracak bir şey olarak takmıştır. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam bu sahabenin kolunda ne görüyor? Pirinçten bir halka. Ne yapıyor aleyhissalatü vesselam? Ma haza. Bu ne? Aleyhissalatü vesselamın menheci, metodu bu. Ehl-i sünnetin menheci, metodu da bu. Bir insana müşrik deme konusunda bir insanın şirke düştüğünü ona ifade etme konusunda, küfüre düştüğünü ifade etme konusunda, kafir deme konusunda önce karşındaki muhatabına soruyorsun. Ne? Yaptığın ne senin? Niye yapıyorsun bunu yani? Ama tekfir bataklığında yüzen radikaller, hariciler, bombacılar, bin ladinciler ne yapmakta? Tamam kardeşim, bak duymadın mı adam işte? Açık açık ağzıyla söylüyor. Yahut yaptıkları zaten onun kafir olduğunun neyi? Delili. Bu tarz niyet okumaya ne yapmaktalar? Gitmekteler. Ama aleyhissalatü vesselam'a bakın. Sahabe gelmiş aleyhissalatü vesselam'a secde ediyor. Diyor ki bunu niye yaptın? Sahabe Medine'dekileri, Mekke'dekileri espiyonlamış, orduyu, ordunun geleceğini haber veriyor. Hatib ibn-i Balta'a. Diyor ki seni buna taşıyan sebep, etken ne? Yani bunu niye yaptın? Hep ne var? Soruyor. Şimdi burada soruyor bu sahabe, diyor ki ma haza? Yani bu bilezik ne? Diyor ki sahabe minel vahine. Deminden babın başlığında minin hangi manaya geldiğini söylemiştik? Bazı. Buradaki minin manası sebep. Vahine diyorlar ki erkeklerde genelde olan, bu pazularında olan böyle bir zayıflık. Damarlarla alakalı, adelelerle alakalı bir hastalık. Yani böyle felç olmuyor ama kolu zayıflıyor, hareket etmede zorlaşıyor. Ağrı var, sızı var. Diyor ki yani ben bu bileziği ne sebebin, hangi sebepten dolayı taktım? Vahineden dolayı. Vehene demek zayıf düşüren. Yani kolumu zayıf düşüren bu hastalıktan dolayı, sebebiyle taktım. Peki buradaki min hangi manada kullanılmış? Sebebiyye. Min es-sebebiyye. Tamam, min es-sebebiyye. Mesela Arapça diyor ki sehertu minel elem. Sehera uykusuzca kalmak demek. Uykusu kaçmak demek. Uyuyamamak demek. Gözümü uyku tutmadı demek. Neden dolayı? Minel elem. Acıdan dolayı. Acı sebebiyle. Acı sebebiyle. Yani buradaki minin manası neymiş? Sebebiyye. Sebep ifade ediyor. Niye taktın bunu? Diyor ki minel vahine. Neyden? Vahineden dolayı. Fekale aleyhissalatü vesselam diyor ki inzahha. Onu ne yap? At. Sök at. Çıkar. Fe innehâ la teziduke illa vehnen. Bu senin hastalığına hastalık katar. Senin kolunu zayıflatmanın ötesinde daha da bütün her şeyle zayıflatır. Fe inneke lev mitte ve lev mutte. Şayet sen diyor ölmüş olsan ve hiye aleyk ve bu senin üzerinde olmuş olsa ma eflahte ebeden. Diyor ki sahabe sen
felaha kesinlikle eremezdin. Kurtuluşa eremezdin. Yani çünkü şirk, küçük şirk de olsa bundan sıyrılmadığın sürece bunun hesabını vereceksin. Ama sahabe, hani dedi ki demin faziletleri anlatılan sahabe, ölüm anında meleklerin kendisine selam verdiği bir sahabe. Şayet kolunda bu takılı şekilde ölmüş olsaydı, bu halde ölmüş olsaydı ne olmayacaktı? Şimdi siz gelin bunu yastığında, boynunda, çocuğunun yatağında muska takanlara söyleyin. Evinde atmalı takanlara, dediği gibi keçi boynuzu takanlara söyleyin. Bunların hepsi küçük şirktir. Hatta şeytan oynayıp belli bir süre sonra insanı büyük şirke bile düşürebilir. Şayet kişi cahilse artık ne yapar ya? Bu muska artık bizi koruyor. Diyecek kadar gaflete dahi insanı düşürebilir, sokabilir. Bu yüzden dikkat etmek lazım. Bu hadis kim rivayet ediyor? Ravahu Ahmed. Bir senedin la be'se bihi. Yani be'si olmayan, kabul edilebilecek bir senetle İmam Ahmed ne yapmıştır diyor bu hadisi. Rivayet etmiştir diyor. İlim ehlinin birçoğu bu hadisi ne yapmış? Hasan görmüş. Bazı alimler de var ki bu hadisi ne olarak kabul etmişler? Zayıf olarak kabul etmişler. Ancak bu konuyla ilgili birçok ne var? Deliller var. Sahih deliller, hasen deliller var. Ki ilim ehli de zaten hadisle ilgili ne yapmış? İhtilaf etmiş. Yani zayıf olması üzerinde ittifak edilmiş bir konu değil. Yani birçok hadisçi, birçok ilim ehli de bunun ne olduğunu söylüyor bu hadisin. Hasen olduğunu söylüyor. Mana itibariyle, taşıdığı mana itibariyle gelecek olan bu bapta ve baptan sonra gelecek olan baplarda zikredilen hadislerle bir araya geldiğinde zaten manası nedir? Sahih. Bazı ilim ehline göre ise hasen, yani bu senediyle bile nedir bu hadis? Hasendir. Sonra müellif diğer hadisi zikrediyor. Ve lehu, yani yine İmam Ahmed İbn Hanbel'in rivayet ettiği hadise göre an Ukbe İbn Amir merfu'an. Ukbe İbn Amir'in merfu olarak Peygamberimizden Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ettiği hadise göre Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. Men taallaka temimeten. Kim bir tılsım, nazarlık, muska takarsa fela etemmallahu lehu. Allah onu ne yapmasın? Tamama erdirmesin. Taktığı gayeye, taktığı hedefe ulaştırmasın. Bunu görürsünüz arkadaşlar. Birçok insan vardır. Vesveseden, musibetten, ne bileyim birçok şeyden kurtulmak için bunu takar. Küçük şirk niyetiyle ya da büyük şirk niyetiyle, yani açıkladığımız üzere. Bakarsın ki ne o taktığı amaca ulaşabilmiştir. Hatta bir diğer rivayette geldiği gibi belası, musibeti arttıkça artmıştır. Daha çok vesvese olmuştur. Ya işte biz gördük bunları arkadaşlar. Yani Kabe'de adam gelmiş, üzerinde muska var. Türkiye'deyken diyor vesvesem diyor işte şeydi. Ufak tefekti. Aklıma bazı şeyler geliyordu. Kabe'ye geldim diyor. Bu muskayı taktım. Şimdi diyor Kabe'de çıplak kadınlar görüyorum diyor. Sonra aldık muskasını çıkardık. Bir açtık içini. Ki bundan sonraki bapta gelecek muskalarla ilgili bahis konu. Yani isimlerini bilmediğimiz cinlerin, şeytanların adını zikrederek onları çağırıp muskaya yazmış. Ya fulan, ya fulan, ya falanca, ya falanca diye adamın üzerine koymuş. Onun şüphesi, onun vesvesesi arttıkça ne olmuş? Artmış. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Çevrenizdeki bu muska takan, bu amaçla nazar boncuğu takan insanlara ve bunlara tebliğ edin. Bunlara tevhidi anlatın. Aleyhisselatü Vesselam'ın burada duası var. Allah onu yapmasın diyor. Tamama erdirmesin. Taktığı gayeyi, taktığı hedefi ne yapmasın? Tamama erdirmesin. Diğer rivayette men taallaka veda'aten. Diyor ki veda'a denizden çıkarılan inci. Denizlerden çıkarılan inci. Cahiliye döneminde böyle bir şey de varmış. Yani bunu böyle sebep olarak, dersin başında anladık ya, Allah'ın sebep olarak tayin etmemesine rağmen onların sebep olarak kabul ettikleri şeylerden bir tanesi de denizden çıkarılan inci. Bunu iplere dizer, boyunlarına takarlar. Bunun ne olduğunu kabul ederlermiş. Nazardan korur, musibetlerden korur. Yani kabul edermiş. Aleyhisselatü Vesselam kim de bunu takarsa diyor. Fela vada'allahu leh. Allah ne yapmasın? Onu huzur içinde bırakmasın.
Veda'a kelimesi Arapçada sukun ve raha diyor alimler. Elinizdeki tercümelerde herhalde yanlış Allah terk tercüme ediyor. Allah onu terk etsin demiş. Yanlış bir tercüme. Allah onu ne yapmasın? Huzur içinde bırakmasın. Rahat içinde bırakmasın. Bu hadis de bazı ilim ehli tarafından zayıflansa da zayıf olarak görse de birçok ilim ehli tarafından yine hasen, ceyyid, sahih olarak ifade edilmiştir. Bir rivayette de diyor ki men taallaka temimeten, kim bir muska takarsa, tılsım takarsa fakat eşrake, ne yapmıştır? Şirk koşmuştur. Şirke düşmüştür. Açıkladığımız tafsir üzere desek ki muska takan adam büyük şirke mi düşmüştür, küçük şirke mi düşmüştür? Ne dersin Hasan? Niye takmış? Mesela şimdi moda değil mi muska? Evet. Cevşen diyor adam böyle içinde bir şey biliyor. Karton var. Derse ki ben bunu faydayı ve zararı vereni Allah olduğunu biliyorum ama başıma bir musibet gelmesin, buna engel olsun sebep olarak taktım derse ne deriz? Bu küçük şirktir. Derse ki ya bu muska beni, bu nazar boncuğu benim minibüsümü kazadan koruyor. Derse ne deriz? Büyük şirk. Sen deriz. Büyük şirktesin şu anda. Bunu öğrendikten sonra, şüphelerin senin giderdikten sonra daha da ısrar edersen müşrik bile olursun. وَلِبْنِ اَبِي حَاتِمْ عَنْ هُذَيْفَ Hudeyfe radıyallahu anh, İbn-i Ebi Hatim'in rivayetine göre اَنَّهُ رَعَى رَجُلًا Bir adam görüyor. Hudeyfe. فِي يَدِهِ خَيْط Elinde bir ip var. Sarmış ipi. مِنَ الْحُمَّى Buradaki min ne arkadaşlar? Min? مِنَ الْحُمَّى Humma ateş. Ateşli hastalık. Sebep. Yani ipi neden takmış? Humma'dan dolayı. Humma sebebiyle. Ne demek humma? Ateşli hastalık. Şiddetli ateş. Şiddetli ateş. Takmış şeyi, ipi. Huzeyfe de bunu görüyor radıyallahu anh. Fakata'ahu. Ne yapıyor Huzeyfe? Tutuyor elinden çekip koparıyor. Yani burada davetçinin, yani emri bil maruf yapanın, nehyi anil münker yapanın konumu önemli. Davetçinin davet edilen kişiyle olan konumu da önemli. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam İmran ibn Hüseyin'i gördü. Hüseyin gördü. Eliyle müdahale etmeden biliyor ki sözüyle ne yapacak o? Onu kaldıracak. Ama sen biliyorsun annenin, babanın, akrabanın bir evine gitmişsin. Ya kaldıran şu şeyi, nazar boncuğunu tamam kaldırdın inşallah. Böyle geçiştiriyor. Ve sen biliyorsun ki elinle alsan onu atsan ve onlar görmeden çöpe kaldırsan bir sorun olmayacak. Sen burada ne yapmalısın? Huzeyfe'nin yaptığı gibi, radıyallahu anh yaptığı gibi. Tut al onu. Yok et, çöpe at. Kır. Değil mi? Ama biliyorsun ki sözünün geçtiği bir adam. Muskayı takmış diyorsun. Ya çıkar onu kardeşim. Şirktir. Seni küçük şirke ya da büyük şirke sürükler. O da tamam deyip çıkarıyorsa onun boynundaki o muskaya elinle hemen atılma. Sözün yeterliyse değil mi? Ama baktın ki elini alıp böyle koparıp atınca onun bir tepki vermeyeceğini biliyorsun. Bir fitne çıkmayacağını biliyorsun. Bir musibete sebep olmayacağını biliyorsun. O zaman da ne? Al onu elinle. Yok et. Mesela çok karşılaşıyoruz. Taksilere biniyoruz. Adam taksiye cevşen koymuş. Taksiye ne koymuş? Nazar boncuğu koymuş. Sen burada tutup elinle onu atma. Değil mi? Önce bir anlat onu. Kavga edersin belki adam. Sen nazar boncuğuna el atarsın. O da senin suratına bir yumruğu geçirir. Dersin kardeşim ne yapıyorsun? Değil mi? Hakkımı sana helal etmiyorum diyenler var. Değil mi? Evet. Huzeyfe radıyallahu anh bu adamın hemen ipini alıyor. Ve şu ayeti okuyor. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Bu ayet kimlerle inmiş? Kimden hakkındaymış? Mekke müşriklerinin. Büyük şirk koşanların hakkındaymış. Ne diyor bu ayet? Onlar Allah'a ortak koşmadan asla iman etmezler. Ne demek bu ayet?
Onlar Allah'a ortak koşmadan iman etmezler. Mekkeli müşrikler Allah'a iman ediyor mu? Ediyor. Hangi konuda? Rububiyet konusunda. Yani onlar inanıyorlar ki yeri göğü yaratan, kendilerini yaratan, rızık veren, hayat veren, onların gözlerine, kulaklarına sahip olan bir ne var? Allah var. Bu konuda onlar iman etmiş durumdalar mı? Evet. Peki şirk koştukları konu ne? Uluhiyet. Bugün bizim çoğu tasavvuf ehlinde gördüğümüz şirk. Tevessül adı altında, tevessül bidatıyla başlayıp şirke kadar götüren uluhiyet konusundaki şirk. İşte onlar Allah-u Teala'ya ne yapmazlar? Şirk koşmadan iman etmezler. Yani şirk koştukları nokta ne? Uluhiyet. İman ettikleri nokta? Uluhiyet. Huzeyfe radıyallahu anh ne yapıyor? Bu ayeti alıyor. Kolundan ipi kopardığı adama bu ayeti okuyor. Bu adamı tekfir etmiyor. Bakın bu adamı müşrik demiyor. Yanlış anlamayın. Yani şirki açıklayıcı olması adına küçük şirkle büyük şirkin ortak noktası olan şirk kelimesi ortak müşterekinden dolayı bu ayeti ne yapıyor? Ona okuyor. Şimdi müellifin zikrettiği meseleleri zikredelim. Okuyalım. Evet. Kadir sesli bir şekilde oku. Tekay sen oku. Veya Tekay'ındaki kitaptan. Tekay sen kitabı ver buraya. Evet. Dikkat çekilen konular diye ifade edilmiş. Evet. Bir. Yukarıda ifade edilen halka, ip, taş ve benzeri şeyleri takınmakla işlenen hatanın çok ağır oluşuna işaret ediliyor. Evet. Yani halkadır, iptir, taş, muska, nazar boncuğu, at nalı, boynuz. Kimileri cebinde, cüzdanında hurma çekirdeği taşıyor. Onu da gördük bu memlekette. Evet. Kapıların üstüne bazen bir şeyler atıyor duvarmaya. Bunlar da dahil mi? Yani bunlar bidattir. Elbette bunları yani muska niyetiyle ister ayet yazsın, ister başka bir şey yazsın. Gördüğünüz yani, sürekli alıp atabilir miyiz? Yani? Yakın. Yani bunlar ashabın... Yani yakacaksınız bunları. Ki zaten çoğu karınca duası adıyla bilinen, ne olduğu tam anlamıyla bilmediğimiz. Kimileri dükkanında şey yazmış, Efendi Hazretlerinin yaptığı dua diye, bereket duası diye yazmış. İşte diyor da kimileri cüzdanında hurma çekirdeği taşıyor. Ne olurmuş o? Cüzdana giren parayı şey yapamamış diyor. Bereket. Şöyle el içerisinde göz yapıyorlar falan. Yani bunlar çok, her gün şeytan yeni bir ne yapıyor? Üretim, yani model çalışmaları yüksek şeytanın. Her gün yeni bir şey çıkartıyor. Evet, tamam. İki, gerçekten sahabi o şey üzerinde takılı olduğu halde ölseydi asla felah bulmayacaktı. Sahabe felah bulmayacaktı. Şunun kolunda o şey varken ölse, evet. Bunun böyle olduğuna sahabenin muhakkak küçük şirk en büyük günahlardan daha büyük bir kötülüktür şeklindeki sözleri şahitlik eder. Evet. Daha önceki derslerde de söylemiştik. Küçük şirk en büyük günahlardan dahi ne? Daha büyük. Kötü. Adı şirk. Evet. 3. Bazı durumlarda cehaletin mazeret olmayabileceği. Tabii cehaletin mazeret olmayacağı konusu, cehalet konusu çok kapsamlı, tafsilli bir konu. İlim ehlinin uzunca konuştuğu bir konu. Yani burada İmran ibn Hüseyin bu yaptığı hareketin ne olduğunun sonucunu cahil bilmiyor yani. Ama ona rağmen aleyhissalatü vesselam ne diyor ona? Felah bulmazdın. Çok tehlikeli bir durum. Onun için dikkat edilmeli. Bazı konular var ki yani herkesin bildiği, dinde ortaya çıkmış, açık beyan şekilde bilinen şeyler. Bazı ilim ehli diyor ki bunların cehaleti ne değildir? Özür değildir. Bazı ilim ehli diyor ki cehalet hiçbir tevhid konularında özür değildir. Bazıları diyor ki cehalet her konuda özürdür. Bunları yeri geldiğinde inşallah biz açıklarız ama şunu söyleyelim. Yani cehalet özürdür. Bir mazerettir. Ki Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında baktığımız zaman kişilere bunu sormuş. Niye yaptın? Sebebi ne? Onlardan dinledikten sonra şüpheyi kaldırmış. Bak ne diyor? Sen
kolunda seni bu ne yapmaz? Senin zayıflığına bu zayıflık katar. Hastalığına hastalık katar. Musibetine musibet katar. Ve sen kolunda bununla ölürsen felah bulmaz. Bakın açıklama var. Bir öğretme var. Şeyh Salim Hüseyin de aynı şeyi söylüyor. Yani adam şirk işliyor. Görüyorsun. Bu adama kalkıp ey müşrik, ey kafir demeyeceksin. Bu adamın şüphesi var. Değil mi? Bu adamın tutunduğu bazı zayıf uydurma yahut da sahih olup yerinde kullanılmayan delilleri var. Sen önce ona oturt, anlat, şirk olduğunu öğret. Sonuçta yine senin yapabileceğin bir hüküm değil bu. Senin elinde olan bir şey değil. Alimlerin karar verebileceği bir mesele bu. Yani ya hocam ne var yani şimdi adamı müşrik demeyecek miyiz diyor bazıları. Kafir demeyeyim. Hayır kardeşim senin görevin değil bu. Allah'ın seni mükellef kılmadı, sorumlu kılmadı bir konuda sen ne yapamazsın? Konuşamazsın. Desem ki sana gel şu insanı ameliyat et, edebilir misin? Edemez. Gel şu mirası taksim et. Edemezsin. Gel şu fıkhi meselenin içinden çıkamadık. Bir sen çöz bakalım. Ya hocam sen çözemediysen biz nasıl çözelim? Ama küfür meselesine gelince ya ne gerek var hocam alimlere? Bu konu açık işte zaten. Değil mi? İşte bu da neyi gösteriyor arkadaşlar? Cehaleti, cahilliği. Sizler sakın ha ilim ehline müracaat etmeden, ilim ehline dönmeden bu meselelere girmeyin. Bu meseleleri konuşmayın. Evet. 4. Bunları takınmak gerçekte dünyada bir fayda da temin etmez. Aksine zarar getirir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o yalnızca senin aczini artırır buyurmuştur. Aynen böyle dedik ya. Adam takmış muskayı. Bakın muskayı takmış. Nazar boncuğunu takmış. Arabayı aldığı gün kaza yapmış. Veya işte daha çok musibetler gelmiş. Bunları yani gördük. Evet. 5. Bu gibi şeyleri yapanlara karşı çok ağır biçimde yaptıklarının kabul edilemez oluşu vurgulanıyor. Evet, bunların çok ağır olduğu şeyler söyleniyor. Evet. 6. Yukarıda sayılanlardan herhangi bir şeyi takınan kimsenin artık Allah'tan yardım görmeksizin taktığı şeyle baş başa bırakılacağı özellikle açıklanıyor. Yani hadise diyor ki Allah onu tamamen erdirmesin. Allah onu huzur içinde bırakmasın. Bunlar hep Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın neyi? Duası. Diyelim ki bir adam gördün. Boynunda muska var. Ona bu duayı okuyabilir misin? Mesela yanından geldi Mehmet, Ali, Hasan geçiyor yanından. Baktım muska var. Lan Hasan! Allah seni sükun içinde bırakmasın. Rahat bırakmasın. Senin içini tamamen erdirmesin mi dersin? Yoksa Allah bunu da kana böyle yapmasın mı dersin? Ne? Nasihat ettikten sonra ben şimdi sorunun cevabı değil. Öyle mi dersin, böyle mi dersin? Allah bunu takana dersin. Diyor ki ilim ehli, muayyen kişiye hemen karşındakine ne yapmasın? Yani bu bedduayı indirgemez. Genellersin yani bu şekilde. Ehl-i sünnetin görüşü bu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam içki içene ne yapmış? Lanet etmiş. Evet. Bir tane adam gördüm. Ve akraban, annen, baban, kimse artık. Müslüman ama. İçki işini gördün. Dayı Allah sana lanet etsin mi dersin? Diyemezsin. Ehl-i sünnet vel cemaate göre diyemezsin. Hani bir adam sürekli getiriliyor ya camiye. İçki işinden dolayı. Sahabelerden bir tanesi diyor. Allah diyor lanet etsin. Ne de çok getiriliyor bu adam. Peygamber aleyhisselam diyor ona. Dur lanet etme. Çünkü Allah ve Resulü ne yapıyor bu adam? Seviyor. Yani Müslümanın Müslümana muayyen olarak şahsına, adıyla Allah sana lanet etsin diyemezsin. Bu caiz. Ve ona beddua edemezsin. Bununla ilgili gelen naslara bakın, delillere bakın hep umum ifade eder. Allah muska takanı tamamen erdirmez. İçki içene lanet etsin. Gibi. Mesela başı açık kadın gördüm. Allah sana lanet etsin diyemez. Değil mi? Evet. 7. Yine bu muska ve benzeri şeyleri takınanların şirk koşmuş oldukları ortaya konuyor. Evet. Bunlar şirktir. Hükmünü de açıkladık. Evet. 8. Hastalıklardan korunmak için ip ve benzeri şeyleri takmak da buna girer. Sadece muska değil. İp takanlar var. İpin dışında başka şeyler takanlar var. Ne olsa olsun.
Bunlar, bunların zahir, bilinen bir etkisi yoksa, şimdi mesela horlamak için şey çıkmış. Burnuna takılan şeyler var. Kelepçe gibi şeyler var. Şimdi uykuda horlama musibetinden kurtulmak için bunu takıyor insan. Şişman bir insan. Bunun insana bir zahir etkisi var. Ne? Burnundaki nefes açma yollarına etki ediyor. Yani bunun konuyla ilgisi yok. O dese ki ben şöyle bir demirden bir şey takıyorum, bilezik takıyorum. Aslında böyle beni iyi. Kendimi iyi hissediyor. Dediğim gibi Kadir'in basuruma iyi geliyor diyor mesela. Veyahut da işte bana gelecek olan musibeti engelleyecek. O zaman diyoruz ki dur, bu küçük şirk. Yahut da seni büyük şirke dahi götürecek. Anladık mı? Evet. 9. Huzeyfe'nin okuduğu ayet sahabenin büyük şirki konu edinen ayetleri küçük şirke de hamlederek de delil kıldıklarını gösterir. Evet, Huzeyfe radıyallahu anh büyük şirk ile inmiş konu, büyük şirk olan ayeti ne yapıyor? Küçük şirke de delil getiriyor. Aynı şekilde İbn Abbas da Bakara suresinin 165. ayetini böyle değerlendirmiştir. Evet. 10. Göz değmesine karşı takılan nazarlıklar da şirktendirler. Evet. 11. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları takanlara Allah ona afiyet vermesin, Allah onu korumasın diye beddua etmiştir. Yani Allah onları taktıkları şeyle baş başa bırakmıştır. Evet. Önümüzdeki hafta Allah izin verirse rukye, tılsım yani nazarlıklar hakkında gelen hadisler babını alacağız. Dikkat edin. Müellif rahimahullah, Allah ona rahmet eylesin. Bugünkü babta dedi ki babun mineşşirk lubsul halkati vel hayt. İp ve halka ve ona benzer şeyleri belayı def etmek ve engellemek için takılması sebebiyle bunun şirk oluşu babı. Bu babta diyor ki rukye ve muskalar babı. Niye burada şirk demedi? Çünkü rukyenin neyi var? Şirk olmayan, caiz olan kısmı da var. İnşallah önümüzdeki hafta rukye ve muskalarla ilgili